يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فزات من العذاب بل لهم عذاب أليم. Nefs-i emmarımı bir sille-i tedip. 18. söz. 230 sözler. Ey fahre meftun, şöhrete muhtela, methe düşkün, hot binlikte bihemta sersem nefsim. Bir de okuyayım. Ey fahre meftun, şöhrete muhtela, methe düşkün, hot binlikte bihemta sersem nefsim. Şimdi isterseniz metni okuyayım da sonra beraber sorayım size. Eğer binler meyve veren incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği ve 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu, bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe met ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın var. Halbuki sen daim zemme mustahaksın. Zira o çekirdek ve o çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz'i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkis ediyorsun, gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun. Senin vazifen fahir değil, şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, hacalettir. Senin hakkın medih değil, istiğfardır, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik değil, hudabinliktedir. Evet, sen benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve maalsınız. Yalnız bir tesiriniz var, o da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zat-ı mukaddesi-i ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün vazife-i fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinden hayrı şere kalbettiğiniz halde halikinizle güya iştirak edersiniz. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak, gayet zalimdir. Baştan alıyorum. Fahre meftun. Meftun ne demek? Aşık gibi bir şey de tam karıştı. Vurgun gibi yani. Vurgun gibi. Bağımlı bir şekilde vurgun. Düşkün yani. He? Düşkün. Hani kelebek deniliyor ya, lambanın etrafında dönen şey. Ona meftun denilir. Yani fahri meftun, asır acayip. Bak mesela insanın tahlil ediyor. Nefsi emmareme bir sile-i tedip. Kime hitap ediyor? Benim ruhum, benim nefse hitap ediyor. Yani muhatap almış, muhatap alınacak bir şey. Yani bir tiyatro yapmıyor.
Nefis laf dinlemez. Nefis bizim kullandığımız şeyleri kullanabiliyor. Aklı kullanabiliyor. Tasavvuru kullanabiliyor. Yani dimağ mertebesini kullanabiliyor. Şeye kadar. Tahayyül tasavvura kadar. Nefis bir sistem ya. Çalışan bir sistem. Neydi? Dört tane. His, heva, heves, tabiat, damar. Bunların halitası. Yani karışımında meydana geliyor. Siz benim sesime bakmayın ha. Ben durum şeyi yiyeyim. Ses kesik olmasına bak. Böyle bakıyorum. Sizde de durgunluk var. Durgunluk olmasın. Tamam. Bu beş tanenin karışımına nefis denir. Peki aklı var mı? Yok. Geçmiş geleceği var mı? Yok. Şimdi anı yaşar. Hayvaniyet var ya hemen. His, heves, heva, damar, bir de tabiat mı demişti? Evet. Evet. 6-5 tane. Bir de manevi nefsem var. Bunun daha içerisi. Kalkanın daha şeyi. Şimdi ben bunu ne anlatıyorum? Yani bir adam var. Ustad burada camidatı konuşturmak gibi edebiyatta bir belagat yapmıyor yani. Hitap ediyor. Mahluk vücudu halicisi var. Mahluktur ya. Yani bunu, biz bunu kale almıyoruz. Ciddiye almıyoruz. Ondan zaten başımıza belayı sarmışız. Yani ciddiye almıyoruz adamı. Adam mazisiz, mustakbelsiz, cüz-i ihtiyarlı hareket ediyor. Zaten öyle dedi aşağıda, cüz-i ihtiyarıyla. Senin diyor, neredeydi? O da hayrı, mutlaktan gelen hayrı, bak senin bir tesirin var. O da hayrı, mutlaktan gelen hayrı, güzel bir surete kabul etmemenizden şerre sebebet olmanızdır. Bir yerde okudum da bakayım nerede? Abi. Birinci paragrafın ortasında senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla... tamam. Senin bir cüz-i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini, farineri tenkis ediyoruz. Cüz-i ihtiyarı var. Cüz-i ihtiyar hayvanlıktır yani. Mazi ve mustakbeli olmaz. Hazırda bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Bunu tercih etme özelliği. İrade ise vicdanın içerisindeki bir sistemdi. O vicdandaki şey, irade, mazi ve mustakbeli var. Mazi ve mustakbeli var. Mesela şöyle uygulayayım. Cüz ihtiyarisi olan, hakim olan bir insan düşünün ki, ustad ben cüz ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Vazgeçtim, 17. söz değil mi? Şimdi cüz ihtiyar hep derdim böyle, hatırlarsınız gene de. Bu mu, o mu, o mu? Cenab-ı Hak dese ki, şu hazır lezzeti, günah terk et, sana gaybta, gelecekte, cennette şunu vereceğim. Kabul eder mi? Etmez. Edemez. Çünkü sistemi çalışmıyor. Çünkü gelecektir o. Vaat edilen hayat, cennet hayatıdır. Geleceği yok yani. Dolayısıyla cüz ihtiyarına mahkum olan bir insan, hazır zamanla muhteladır. Hazır zamanla lezzetlere muhteladır. Çıkamaz bunun dışında. Cehennem var desen de böyle bir sarhoş ya. Sersem yani. Cehennemde bahsediyorsun kürsüden. Bir... Onun terbiye olmuş hali olabiliyor değil mi hocam? Nefsi mutmainne falan. Yani tabii. O da o zaman hayatın devamiyetini İslam'ı dairede götürebiliyor. Mehmet'im şu, dimada 7 mertebe var ya, tahayyül ve tasavvura kadardır. Yani tesir sahası. Eğer onu biz irade ile cüz-i ihtiyarımızı blok edersek, ruhumuzla nefsi blok edersek, o zaman taakkuldan sonra artık bizim emrimiz. Emir tahtına giriyor. Tabii ama gene duruyor. İslah olmaz. Durur o. Mesela şöyle diyeyim. Nefs-i emmareden çıkmış. Nefs-i mutmaineye gelmiş. Nefs-i emmaresi yok demez diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri.
gene duruyor ama icraat yapamıyor. Kanuniyet itibariyle duruyor. Dizginlenmiş bu sanki. E tabi orada duruyor. Kıvrılmış. Yalnız Allah Resulü demiş, benim nefsim iman etti. İman etmez yani bizimkisi. Teslim silah etmez ama mağlup olabilir. Şimdi bu adamın sistemi böyle çalışıyor. Yani bizim en büyük zaafımız sistemi tanımayışımız. Abi üstadlar şey diyor yani, bu asırda diyor nefsen bana o derece yaralanmış diyor mesela. Hani adama diyorsun mesela cehennem var. Adam diyor ki mesela işte cehennem var diyor, gerçi diyor cehennem var ama diyor, pek uzaktır diyor. O yüzden diyor bu asırda diyor hani hazır diyor, lezzet içerisinde cezayı da göstermen lazım. Hani üstadım o zaman cüz-i ihtiyar sistemini çözmüş. Evet. Şimdi cüz-i ihtiyar hayvani bir şey. O zaman mesela ki o hayvanın şey içerisindeki lezzeti de göstermen lazım ki irade daha rahat hakim olsun şeye, cüz-i ihtiyara. Evet, yani meşru dairede ama. Şimdi şu, ustadın o şey, o biraz zor şey de, şunu dediğin hoşuma gitti, o doğru. Yani ustad bu cüz-i ihtiyari şey, nefsi çözmüş. Nefsi bilmek değil, çözmek. Yani cüz-i ihtiyari çözmüş. Hazır zamana muhteladır, nefsin elindedir. Bu 24. sözde de diyor, hayvanlarda var diyor. Hayvanlarda cüz-i ihtiyari vardır. Ama irade yoktur. Hatırlamadınız mı? Hatırladım. Nerededir 24. sözde? Görmüşler hayvanlar anlatırken. Hayvanları anlatırken. Orada anlatıyor. Yani hayvaniyettir. Bu hayvaniyet mertebesi bizde var. Ama var ama bunun şuurunda değiliz yani. Mesela şöyle yapar, böyle der. Hatırımıza gelen, düşüncelerimize gelen hep kendimiz kaynaklı zannediyoruz. Şeytan haklı diyor Allah Kur'an'ında. Şeytan size ne vesvese verdiğini ben biliyorum diyor. Şeytanın şimdi diyor ki Fahre meftunmuş. Ruhla alakası yok ha. İki, şöhrete müpteladır. Üç, methe düşkünmüş. Adamı mesela kendinize bağlamak için bunlardan bir tanesini tutun, adamı köpek gibi affedersin, oraya bağlarsın. Ya fahre, fahirden, şöhretinden, methe düşkünlükten veya hodbinlikte bir hemta sersemlesin. Hodbin, hodbin ne demek? Bencil ha? Kendine bakan, nazar. Kendi yani pergeli kendisine koymuş. Her şeyi ben merkezli çözmeye çalışır. Ben merkezli düşünür. Yani böyle bir özelliği var. Sersem neydi? Sersem. Hatırlar mısınız? Serbaş. İstikamet olmadan. Serbaş ne demek? Serbaş demek ne? Serbaş demek. Başı sen ha, sen baş, tamam ben de başı sen değil mi abi? He? Başı sen değil mi? Baş, ser, sem. Sem bulanık diyebiliyorum ben. Bulanık. Başı bulanık gibi bir şey oluyor abi. He. Kelimeyi tam çözemedim ya. Ha şöyle. Ne hesabıyorsun ya? Sersem. Sersem. Yani aklı başında olmayan bir şekilde. Sersem. Mesela şöyle bir misal vereyim. Bir adamı çevirin burada. Yok çevirin bak. Bak etrafında neler var. Her şeyi görüyor değil mi? Peki. Bu adamı döndürün böyle. Çevirin. Döndür yani kendini. Bırak bakalım. Söylesin nerede ne var. Başı dönmüş. Serseri buna benziyor. Hiçbir şey yerinde değildir. Birbirine girmiştir. İzah edemez. O şeyde neyi tutunursa odur. Muvazene yok. Yoktur artık. Bugün aslında şey okuyacaktım size. Biraz da böyle alet şeyim olsaydı, aletim demiyorum da, biyolojik tarafım iyi olsa, istikamet okuyacaktım istikamet. Şimdi o istikameti şey. Sersem öyle bir şey. Demek ki bir, fahre meftunmuş. Sıfatını toplayalım. Şöhrete müpteladır. Mete düşkündür. Bu sıfattır. Hodbinlikte ben merkezli olmakta. Bihemta. Benzersiz. Tabii. Bu
sersem. Beş tane sıfatı var. Hepsi var mı bende? Hepsi sende. Sende derken o adamı kastediyorsan sende de var, bende de var. O adamı kastediyorsan. Hepimizde var. Ama şu karımız var. Bu adamı tanıdık. Tanıdığıma geliyor şimdi. Hani var ya, ben bu adamı tanıdım ya. Ya bir yerden gözüm ısırıyor. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu sıfatların açılımını yapıyor. Bu sistem bizde kurulmuş. Bu sistemin adına nefis, nefs emmare deniliyor. Eğer binler meyve veren, incirin menşei olan küçücük bir çekirdeği veya 100 salkım ona takılan üzümün siyah kurucuk çubuğu. Bunun hakkında bazı yerlerde şey var. Bir mesnevi getirir misin sana zaman? Var mı burada? Bir dakika dur. Mesnevi yok. Abi. Yok, mesnevi yok. Lemalar var mı? Var. Kastamonu'yu da getirir misin? 473'te şey var. Burada geçmeden bir bakayım. Nefisle alakalı. Sen ey mağrur nefsim, uzun çubuğuna benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaca kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Başkası onları ona takmış. Yani o fırsatı ve imkanı sana başkası vermiş. Vermiş. Bir de okuyayım. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Salkımları ağaç kendisi takmamış. Başkası onları ona takmış. İkinci bir sıfat. Sen ey riyakar nefsim. Birincisi neydi? Mağrur nefsim. Mağrur neydi? Ünmez kafa. Firavun gibi. Eylem itibariyle bir bakarsın, kendi bir doğruları var. Kendi doğrularının dışında kesinlikle hiçbir doğru kabul etmez. Riyakar nefsiz, ikinci sıfatı. Bak, sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُؤَيِّدُ بِهَذَا الْبِدِّينَ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلُ الْفَاجِرِ Sırınca اِنَّ اللّٰهَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلُ الْفَاجِرِ Sırınca müzekki olmadığın için belki sen kendini o رَجُلُ الْفَاجِرِ bilmelisin. Yani müzekki demek ıslah edilmemişsin. Yani tımarlanmamışsın. Sırınca sen müzekka, yani temize çıkmadığın için, olmadığın için belki sen kendini o recülül facir bilmelisin. Recülül facir, günahkar, erkek olarak kabul ediliyor. Yani muhakkak ki diyor bu dine Cenab-ı Hak, Recülül facirle de hizmet ettirir. Yani dine hizmet etmek ille makbul olduğunu göstermiyor. Makbuliyet alameti değildir. Çünkü inna Allah la yu'eyyidu bid-din haza'd-din bir recülül facir. Recülül facirle de bu dine Allah hizmet ettirir mi? Ettirir. Ayet değil mi hocam? Bu ayet değil. Hadis olması lazım. Sırınca diyor. Artık Risale-i Kutsu kaynağına bakmak lazım. Şu anda hatırlamıyorum. Sayfa kaç abi? 473. Sözler. Yani çok ilginçtir bu. İnna Allah la yu'ayyidu haza dine bir reculul facir. O kadar ilginç ki bu. Hadismiş abi. Hadis mi? Allah Allah. Allah Allah. Vay. Ne diyor?
Nerede geçiyor yani? Buhari, Müslim, Cihat, Nimace, Müslim. Yetiyor canım, yetti. Ha. Hadis he? Çok acayip oldu. Şimdi korktu. Şimdi daha hoşuma gitti. Korkmadım. Gururdan kurtarıyor insanı. Yok, gururdan değil. Riyakarlıktan. Yani ben de bir adamım da, ben de hizmet ediyorum diye. Yani gururlanabiliyor insan. Diyor ki, sen diyor müzekke olmadığın için, ıslah olmadığın için daha, belki sen kendini o recülül facir bilmelisin. O günahkar erkek bilmelisin. Hizmetini, bir sürü hizmet ettik. Ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farıza-i hilkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyada kurtul. Neden recül kullanıyor abi? He? Neden recül kullanıyor? Neden recül kullanıyor? Özellikle. Soran, sorulandan daha iyi biliyor zannediyorum. Sen söyle bakalım. Bilmiyorum abi gerçekten. Hizmet edenler abi genelde recül oluyor abi. Peygamberlerin nispet edilerek kaynak peygamberler ya. Kadınlardan peygamber olmuyor. Abi bu 20. lemada şey var ya, Megare Nisbetül var ya iki tane. Ne? 20. lemada Nisa ile şey kıyas, recül kıyaslıyor ya. Orada diyor şimdi Nisa diyor yumuşaklığın diyor şeyi alameti. Recül de hani sertliğin şeyi ya. Yani mesela insan hizmet ederken bir gayretle, cehetle mesela hizmet ediyor yani. Sert gibi gözüküyor. Yani, yani o hasiyet sanki insan nefsi alması kolay gibi. Mesela ben cehet ettim din için yani mesela. Ben Allah için koşturdum hani. Sanki o biraz da reculiyet vasfı gibi. Evet. Olabilir mi bilmiyorum öyle. Zaten Nisa recülün gölgesinde yapıyor. Hani onun ikinci derecede oluyor. Şey hareketi. Yani fahamlanmayı recüller yapıyor değil mi diyorsun? Ha, sanki değil mi? Biraz recül sıfatı gibi değil mi? Öyle? O gücüne güvenerek ben yaptığım şeyi. Zaten bir kadın yaparken hizmet, tahrik ediyorsunuz bizi. Bir kadın hizmet ederken gururlanıyorsa o kadın erkekleşmiş demektir. Çünkü hizmette gururlanmak daha çok recül sıfatıdır. Yani erkeğe ait bir sıfattır. Yani daha kesin olmamakla beraber hisler var hisler insanda. Bu hislerin bazıları dişidir, bazıları erkektir. His. Her insanda. Ama yani şöyle buldum, bundan yola çıktım derken hissin dişisi erkeği yoktur gördüm. Peki nasıl aktif oluyor? O his kadında çalışırsa dişileşiyor. 18 bin adam sende var ya abi. He. O da... Yani şu, elektrik soğuk mu sıcak mıdır? Hiçbir şey değil, her şeydir. Her şeyin kaynağı hiçbir şey ya. Buraya elektrik ocağını getireyim, bağlarsak ne olur? Sıcaklık olur. Elektrik sıcak mıdır? Yok. Elektriğin o sıfatı burada hakim oldu. Kullanım kabiliyetine göre o şekil alıyor. Dolayısıyla eyleme dönüşmüş hal dişi histir. Ama kaynak itibariyle hissin dişi erkeği yoktur. Neye getirmeye çalışıyorum? Eğer gurur falan yapabiliyorsa erkeklik sıfatıdır o. Kavamlık. Çünkü ferttir. Tekil kullanılıyor. Kadının gurur kibir yapabilmesi için orada lemalarda kullanıyor. Cemaat olması lazım. Cemaat şeklinde hareket etmesi lazım. Fert olarak yapamaz bunu pek. Yükün altına giremiyor değil mi abi? Yok. Halet-i Ruhiye sonu müsaade etmiyor. Etmiyor. Yani sistem öyle şey yapmıyor. Ama bütün bozulmuşsa başka bir şey. Başka bir yer okuyayım. 230'du. Dur buraya. Yani bunun biraz etrafını kazalım diye söyledim. Kastamonu 184. Üçüncü sebep hırs-ı şöhret hubb-u cah makam sahibi olmak emsaline tefebbük etmek gibi hisler
ve insanlara iyi görünmek, ya bir de izah etmek ihtiyacını duydum. Sonra yanlış anlaşılacak. Hisler elektrik gibidir. Hangi cihazı çalıştırırsa o sıfatı galip olduğu için elektrik onunla nam olur. Klimaya girerse soğutur. Ama elektrik biliriz ki soğutan değil. Elektrik ocağına girerse ısıtır. Torna tezgahına giderse güç olur. Asansör olursa vesaire. Elektrik hiçbirisi değil. His böyledir. Hangi şeyde çalışıyorsa bedende o unvan alır. Mesela klimaya girerse elektrik soğutur. İşte bu his erkekte çalışırsa erkekleşiyor. Ruh da öyle değil mi hocam? Ruh da böyle. Şimdi devam ediyorum. Hırsı şöhret, hubuca, makam sahibi olmak, emsaline tefevvük etmek gibi hisler, insanlara iyi görünmek, tasannukârâne haddinden fazla kendine emniyet verdirmek, acayip bir şey, kendine emniyet verdirmek ve tekellüfkârâne layık olmadığı yüksek makamlarda görünmek tarzını takınmak ile riya eder. Bu da nefsin bir başka tarafı. Risale-i Nur şakirtleri eni nahnuya tebdil ettikleri, yani enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri ve ehli tarikatın fenafil şeyh ve fenafil resul ve nefse mariyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıfların bu zamanda birisi de fenafil ihvan, yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin riyadan kurtulmaları gibi bu sır ile onlar da kurtulurlar. Başka bir yer okuyayım. Nefisle alakalı. Bu da başka bir şeydi. İlginç bir yer zannediyorum şu anda okuyacağım yer. 83. Rems, ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam, gel o dersi benden al. Şöhret aynı riyadır ve kalbi öldüren zehirli bir baldır. Vay be. Ne kadar arkadaşlarım batıyor bu konuda. Bu medyatik olmak var ya. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. Abd ve köle yapar. O bela ve musibete düşersen, ne ayeti, kim için okuduğun ayeti niçin okunuyor bak. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. De o beladan kurtul. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim için denilirdi bu? Ve falanca vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir de musibette ki. He? Bir de musibete de kullanıyor usta. Musibete kullanıyor. Ama toplumda ölüye kullanılır. Başka bir yer okuyayım. 165-149. Öyle mi demiştik? 149. Şu, teveccühü nas istenilmez. Belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Bu nefsin şey. Şan-ı şeref arzusuyla teveccühü nas ise ücret ve mükafat değil. Bak çok antika ha. Yani dine hizmet edeceğim diye haram helal demeyip dalıyorlar ya bazı yerlere medyatik.
dine hizmet edeceğim diye de zahirte bu. Yani iddia bu. Bunun dine hizmet olup olmadığını ilk önce nasıl anlarız? Haram olmaması lazım içeriğinde. Niye? Dine muhalefet ederek dine hizmet olmaz. Eğer bunu kale almadan, dine muhalefet ederek dine hizmet yapıyorum diyenler ve öyle davrananlar bilin ki nefsine mağlup olmuş. Dinle alakası yok o faaliyetin. Şan ve şeref için yapılıyor o. Din olsaydı dine kulak verirdi. Hakikaten onu hareketlendiren aşk-ı saik, yani o hareketlendiren aşk din olsaydı dine kulak verirdi. Dine kulağını kapayan, tıkayan bu hareketini din için yapıyorum demek diyen yalan söylüyor. Bu yalan söylüyor. Yalan bu yani. Hem Allah'ın dinine muhalefet edeceksin, hem Allah'ın rızasını iddia edeceksin. Kimi kandırıyorsun? Böyle bir şey olur mu? Allah'ın dini bir tarih. Çok acayip tarih. Yani diyor ki, insanı hareketlendiren sebepler var doğasından. Ya dindir, ya da nefistir. Din samiyettir. Nefis ise şöhrettir. Nasıl ayırt edeceğiz bu hareketin din olduğunu? Hakikaten bu dindir. Yani bu adam din için söylüyor. Hakikaten bu adam din için çıkıyor. Hakikaten bu adam din için söylüyor. Veya eylemi bu. Nerede bileceğiz? Ölçü var mı? Var tabii. Diyorlar abi falanca grup için ne dersi falan. Ya arkadaşlar ya siz beni deli mi edeceksiniz ya? Bu kadar meslek meşrep dersini yaptık. Bu kadar ders dinledin. Hala bunu soruyor musun ya? Matematik sorusunu sordun? Kimyayla çözülür mü? Matematik sorusu matematik formülüyle çözülür. Kimya sorusu kimya formülüyle çözülür. Risale-i Nur hizmeti mi sayılır mı abi değil midir? Laikalara bakacaksın. Tamam? İlmiyala bakmayacaksın. Peki abi bunun faaliyeti din midir? Dile-i şer'i ortada. Dile-i şer'i ortada. Dile-i şer'i kitap, sünnet, icma, kıyas. Şimdi kadın erkek karışık bir sohbet ortamını yapan bir insanın onun bu hareketinin hamiyetinin din olduğunu kimi kandıracaksın? Allah'ı mı kandıracaksın? Beni kandırırsın da Allah'ı mı kandıracaksın? Dine muhalefet ederek dine hizmet olduğunu din mi söylemiş sana? Bak ne diyor? Şan-ı şeref arzusuyla teveccühü nas ise yani bayağı da geliyor ha o din adına bir sürü diye. Ücret ve mükafat değil. Belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itap ve bir mucazattır. Milyonlarca insan seni dinliyormuş. Nefsi dinliyor. Ya. Mucazattır, mucazat, ceza. Haberimiz yok yani. Yani ya ben iddia etmiyorum yani ortada bir şey var da yani yeni bir din mi gelmiş ya? Yeni bir din mi gelmişti haberimiz yok. Din belli kardeş. Haramlık, selamlık denen bir şey var. Akrabalar arasında bile bağ mı? Sen dini şeylerde şöyle bir sinema gibi bir yer tutacaksın. Kadın erkeği orada da kızları bulu çağına gelmiş kızı oynatacaksın. Türkü söyleteceksin. Bu da dine hizmet diyeceksin. Türkü söyleteceksin. Bulu çağına ermiş kız çocuğu. Çocuk ama bulu çağına ermiş. Küçük çocukların avretine dikkat edin. Büyükler gibidir. Vesaire. Yetmiyor. O seyircileri kadın erkek karışık yapacaksın. Dine Risale-i Nur dersi yapacaksın. Ya nereye bakarsan bak ya. Her taraf kokuşmuş ya. Öyle kokuşmuş ki. Ondan sonra ya hizmet edecek kişiler de korkunç bir sarhoş kafa ya. Bunlar da şimdi geçmiş
karısı dahi olsa oturtmuş buraya. Kadınlara ders yapıyor adam. Bunu da yeni duydum. Mesnevi Nuriye'den ders yapıyormuş. Enfüsi ders yapıyor. Ona, he? Enfüsi ders yapıyor. Bir de enfüsi, tam bir enfüsi ya. Ona bir de bana ayarlayın dedim ya. Bir de ben ders yapıyorum bir de. Yani değişik, ihlaslı ders olur. Biraz rengi merki gitti. Niye dedim rengi gitti? Abi dedim, hanım bizim oraya gidiyor. Ona hiç mi kıskanmanız yok ya? He Mehmet? Hiç mi böyle arınız mı? Yani damar mı kopmuş? Yani o adam ders yapıyor. Elin adamını ders yapıyor. Karısı yanında olunca bunun gözlerindeki nazarlar değişiyor mu? Allah'ın hükmü kalkıyor mu yani karısı yanında oturunca? Bakanların da nefisleri var. Ya onun hariç. Ya karısı yanında olunca şeriat hükmünü kaldırıyor mu yani? Sen kadınların yanına oturmamış mı sayılıyorsun? Ondan sonra hücum ettiriyorsun Müslümanlara, adamlara. Tam da şeriat kalkıyor mu yani? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir anlayış? Tamam bu adam yaptı. Yapar tabii ya, sen karını getirirsen ben de yaparım ders ya. Hem de enfusi ders yaparız demiş. Lan sende hiç mi çekilme yok, hiç utanma yok mu ya, kıskanma yok mu? Niye karını kızını gönderiyorsun? Bu adamın karşısına. Bana, ben evine gelince duvardan duvara atlattırıyorsun. Odadan oraya gizliyorsun bana bir çay verene kadar. Odada çay veriyor, kapıya vuruyor. Tamam, doğrusu bu. Kocası çay alır, doğru. Doğrusu bu. Giderken de görmüyoruz, gelirken de görmüyoruz. Ve içeride de ders yapıyoruz. Belki de sohbet yapıyoruz. Aynı sen utanmadan onun karşısına. Ha abi, daha rezilini yapıyorum. Çarşı pazara çıkartıyorum. Çarşı pazara çıkarttıktan sonra bu da onda böyle olur. Adam da böyle fırsat bulur. Yani bu nedir peki? Niye buna girdim? Hem gelen sorular çok ya. Abi bu şekilde niye izah ediyorsun? Gelen sorulara göre dersin misalini yönlendiriyor. Sen bir tanesin muhatabım, benim binlerce. Şimdi burada da ama milyonlarca insana ulaştık. Ustad da diyor ki, şan-ı şeref arzusuyla teveccüh-ü nas ise ücret ve mükafat değil, bir milyon insan sana ulaştı. Belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itap ve bir mucazaattır. Abi ihlâssızlık olduğunu nereden bileceğiz? Dine uygun yapıyorsan ayağın başımın üzerine olsun. Kurban olurum ben senin ayağına. Git, bir milyon değil bir kişiye ulaşsan bile senin gene kurbanın olurum. Eğer riyakarlık olarak, tevazu olarak söylüyorsam Allah beni kahretsin. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için ben demeyeyim. Ben senin kardeşinim. Ben seni kıskanmıyorum, kızmıyorum. Bak senin ayağın başımın üzerine olsun. Samimiyim, Allah kahretsin. Doğru söylüyorum. Seni kandırırım, Allah'a kandıramam. Senin batmanı istemiyorum çünkü kaliteli adamsın. Ne olur öyle medya veya şunu yapacağım diye. O güzel kaç senede bir insan yetişiyor. Ben çünkü dershaneciyim. İşte Yasin geldi. Kaç senede yetişecek bu adam şimdi? 21 yaşında değil mi? 21. Şimdi ben bununla tesbihatı yapıyor bak. Yani bu abisi. Tesbihatı takılıyor bazı yerde. Tesbihatın dışında koca bir günde 2-3 defa dedim kendin başına okuyacaksın. Ta ki takılma. Böyle uğraşıyor. Ömer abisi talimle uğraşıyor. Biz müzakerelere şey yapıyoruz, derslere götürüyoruz, değil mi? Uğraşıyorum, bak bir örnek vereyim. Mehmet aşmış mesela epeyi. Belki de 10 sene, 20 sene sonra ona bir yer teslim edeceğiz, 10 sene. Tamam, 10 sene. 10 sene, 15 sene en az, 15 sene en az ama. Benim tamamen vicdanı, kanaatim 15 sene. Ondan sonra ben bunu, ya günah değil mi ya 15 sene ben uğraşmışım ya. Ey sen hizmet eden kardeşim, sana da en az 20 sene... Abiler sana emek verdi. 20 sene sen emek aldın. Ne olur kurban olurum sana, yapma. Batma yani. Ben hizmet elemanının batmasını mı isterim? Batma ya. Ya böyle cafcaflı, çetefelli şeyler bir anda parlak çok olur. Aldanma buna. Aldanma. Yani haram helala dikkat et. Harama fırsat verme. Ben de düşmüyor muyum? Düşüyorum. Dinlemeyin diyorum. Allah rızası için aldı, dinlemeyin. Mesela gidiyorum bir şeye.
Mesela burada okuyacağım, devam edeceğim. Ama eylem olsun. Evine beni davet ettin Antep'e. Seyahat ediyorum. Olmuş anlatıyorum. Olanı anlatayım. Adıyaman'a bir kardeşimizin evine gittik. Davet etti. E kardeşimiz de Allah razı olsun etrafını şunu bunu çağırmış. Ben haberimiz yok. Öteki taraftan insan. Burada yemek yok. E şimdi kocası da orada şeyde burada. Kapı açık. Soru soruyorlar bu şey buna. Kağıtlarla geliyor. Bazı böyle psikolojisi rahatsız olmuş, bizde medet bulmuş, ilacı bırakmış, kafayı yiyecekmiş kendisine göre. Ne bileyim korkunç bir korkunç kuyudan böyle çıkmış insanlar var ya. Seni o kadar seviyor ki bulmuş yani seni, kurtarmış ya. Nural çarpmış, tesettüre girmiş ona. Ya iç perdeyi yırtmış. Abi seni çok seviyorum diye oradan kavga. Yani bunlar istisna. Oradan çıkmış ve yapmış ve o heyecanına ve onun samimiyetine. Bu değil. Bu şeyi ben takip ediyorum, organize ediyorum. Böyle sinemalar, salonlar tutuyorum. Kadın erkek ayırt yapmadan ben orada kadın erkekleri karıştırıyorum ve ders yapıyorum. Gaye bu ya. Yoksa sen de ben de düşüyoruz, insanız. Yani böyle şeyler oluyor. Bu gayri ihtiyar. Seni organizeyenle olan bir şey değil. Sen organize etmiyorsun aşağı. Bundan da çekiniyorsun. Hayatında bu. Sana kurban olurum bunun bir şey değil ya. Ha bulunmuşsun, yanına gelmişler, konferanstan sonra çıkmışlar. Mesela o ustazın sempozyuma ben de katıldım çıkarken. Karı kocalar vesaire falan. Abi bir dakika tamam. Yanıma gelmiş böyle dikkat ediyorum. Böyle kocasıyla sordum. Yani bunlar sen organize etmiş değilsin. Ha düşüncen de şu olsun. Ben ders yaparken, bilmem konferans verirken, seminer verirken, ha gene diyorum abi. Ha, bu var mı? Ha, buna dikkat edeceksin. Zaten o baştaki kişi o yönlendirmeyi yapsa halk uyar yani. Tabii. Yine gelir yani. En azından yerin yoksa şöyle yap. Ben aynı derdi yaşayayım. Abi Avrupa'da salon tek. Gavur böyle yapmamış. Ayrılmış tamam. Ne yaptık biliyor musun? Kilisede biz konferans verdik. Kilisede kadın erkek ayrı olur mu? Strasbourg'da. Yeri de söylüyor. Strasbourg'da kilisede konferans verdik. Şehir geldi. Abi ne yapacağız? Kilisede şey yok. Hani plastik ayırma şeyi yok. Ya salonda böyle şey yok ya. Hepsi aynı. Yapma ya. Eyvah ne yapacağız? Dedim ki ya siz biliyorsunuz. Dini de bilen insanlarsınız. Yapabileceğinizi yapın dedim ya. Allah razı olsun. Ne yaptılar biliyor musunuz? Kadınları arkada 3 tane sıra veya 3 tane 5 tane ve oturacakları arayı kesmişler. Kadınları en arkaya koymuşlar. Namaz safı. Namaz safı. Aynı namaz safı. O imam da öyle dedi. Hoca da vardı. Namaz safı gibi yapacağız abi dedi. Hani var ya işte erkekler sonra çocuklar. Ara 3 saf veya 2 saf. Bazı büyük camilerse 1 saf da caizdir diye. 3 saf ara vermiş kadınlar arkaya koymuş. Yani karma değil. Bunu gören de zaten senin hassasiyetini anlar ve kimse bir şey demez. Belki de merhametiyle layık olursun. Ama düşüncende bunları dikkat etme edersen bunlar sana kolay olur. Evet, amali salihin hayatı olan ihlasın zararına teveccühü nas ve şan-ı şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüziyeye mukabil kabirin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından teveccühü nas arzu etmek değil belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Yani acayip bir şey. Ben kardeşinizin birbirimizi tanıyoruz. Geçen iki gün önce o müsbetten sonra da yine dün evvelsi gün gene bir abi ben televizyona çıkıyorum. Bizim meşgul olduğumuz insan. Tamam çık. Ben diyorum ha. Çık anlat. Abi sen ne program yapsak? Çok meşhur bu. Ondan sonra kardeş sen bizim maşasın. Sen çık. Çıkıyorsun zaten. Ben çık dedim diye çıkmıyorsun. Zaten çıkıyorsun. Ha çık. Yap ama şunlara dikkat et. Abi sen. Cık, kardeş biz
bizi karıştır. Biz böyle 3-5 kişiye kanaat edemeyiz. Bizim o yerlerde işimiz yok. Tahmin ettiğinizden fazla teklif geliyor. Tahmininizden fazla. Siz tahmin edin. Şeyler alsa, mesela Kayseri'den, Kayseri ne alakası var? Kayseri'yle alakalı bir yöresel bir televizyon var mesela. Samsun'la alakalı bir televizyon var mesela. Misal söylüyorum. Ankara'da yöresel bir televizyon var mesela. Stüdyosu var. Teklifleri söylüyor. Prensip olarak gitmem. Ondan zaten hedefteyiz. Nasıl yiyecek? Buraya kanaat edemez. Adam kafayı yedi ya. Kastamonu, Kastamonu. Ulan Kastamonu'nu yesinler lan. Sen Kastamonu'da başka bir şey bilmiyor musun? Öyle diyorlardır. Kastamonu Emirdağ, Kastamonu Emirdağ. Burada böyle diyor. E televizyonlara da çıkmıyor. İhtilat da etmiyor. E nasıl anlayacağız bunu? Acayip bir şey. Niçin anlattım? Teveccüh nası arzu etmek değil. Kardeşim şöhret değil mi o kapı? Söyleyin ya. Şöhret kapısı değil mi? Para da verecekler zannediyorum. Bak, teveccühü nası arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lazım. Abi mesul değil misin der. Arzu etmeden de olabilemez mi yani? Ya şu var. Yani şimdi... Allah imtihan ediyor, ben çıkayım desem hiç kimse gelmez. Bak 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 bir de söyleyeyim. Tamam lan. Tamam, niyet ettim şimdi bak. Şimdi oturuyorum. Şu ortamı oluştururum. Tamam, yok şöyle. Tamam, zihniyetim şu. Televizyonlara çıkacağım. Bir tane teklif gelmez. Şimdi zihniyetim şu. Çıkmam. Her gün veya her hafta mutlaka bir telefon geliyor. Telefon ile televizyon sahipleri değil. Oraya çıkan kişilerle yani beraber yapalım. Allah beni imtihan ediyor, farkındayım. Yok diyorum, arkama yapışmış bu iş. Yok diyorum, arkama yapışmış. He desem kimse olmaz ha. Kimse olmaz. İmtihan da diyeceksin ki nasıl Allah aşkına bunu bir daha nazara al. Hayatın bunu pek anlamazsın. Kitaptan bulamazsın. Bu öyle bir kitapta yok. Hayatımla söylüyorum. He diyeceğim. Niyetim o tarafta kimse gelmez. Niyetim bu tarafta hepsi takip ediyor. İmtihan oluyor. Ondan diyor yılan ve akrepten kaçtığınız gibi kaçın. Belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhret perestlerin ve şan-ı şeref perde peşinde koşanların kulakları çınlasın. Seni çok dinleyenlerin mükafat değil, mucazat olduğunu söylüyor. Allah Allah. Belki diyor ücret ve mükafat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itap ve şamar yani. Ve mucazattır. Ama asla ve kata benim kardeşlerime ceza değildir de şunu söylüyorum. Yapma kardeş, haramla şey yapma. Biz de yapıyorsak, düşüyorsak yanlış yapıyoruz. Ben mi yapıyorum yanlış? Kim yapıyorsa yanlış. Yanlış yapıyorsun, yanlış. Yanlıştır. Mukabele etmiyorum. Mesela birisi mesaj çıkmış. Şöyle şöyle dedin diyor. Ondan sonra. Hakikaten o Adıyaman'da oldu. Böyle böyle birisi çekmiş. Hem de kız çocuğu kendisi çekmiş. Hem biri orada... Ev sahibiyle sohbet ederken girmiş. Ötekisi de gireni, öteki arkadaşı da çarpmış böyle. Sanki böyle çekince hepsi bir yanda, bir ortamdaymış gibi gözükmüş. Yani böyle çekince siz ayrı ayrısınız ama sen buraya gelsen İrfan, böyle onunla çeksek yan yana durur. Yan yana durur gibi oluyor. Nasıl yapmışsa, yaklaştırmışsa. Böyle bir şey çekmiş. O da şey, psikoloji çok sorunlu olan birisiymiş. Tamam mı? Nur dersine medet bulmuş falan, abisi gelmiş Adıyaman'a. O da yani ben artık ne hesaplamışlar. Ben bu tarafa girerken çekersin abiyle şey gözükürüm. Tamam. Oysa orada ta orada. Bu da burada olunca. Ondan sonra buradan çekersen abiyle şey yapar. Yani tek gibi oluyor falan. Neyse. Ama genel ve umumi değil. Ne yapmış? Gitmiş Facebook'a. Ondan sonra Hasan abi şeylere de desin. Ulan Allah'tan kork ya. Allah'tan kork.
Bunu yapıyorsun da peki ama hakkımı helal etmesin ki ederim. Hakkımı helal olsun. Benden dolayı kimse ahiret hesap çekmesin. O yayınlayan çekenden demiyorum. Onu görüp suizan eden. Kızıyorum ama ona da hakkımı helal ediyorum. Ben hiçbir Allah'ın kuluna hakkımı şey yapmamışım, ahireti bırakmamışım. Onda endişe etmesin hiç kimse. Küfreden, hakaret eden, tenkit eden, aşağılayan, şahsi hukukum ama. Benim şahsımda nurlara yapıyorsa onu sahibine havale ediyor. Benim şahsımda nurlara, Risale-i Nurlara hizmete hücum ediliyorsa onu aziz-i cebbar olan Allah'a havale ediyor. Şahsıma küfür ediyor, hakaret ediyorsa, şahsi hukukumsa helali bir olsun. Peki şimdi bir yerde okuyacağım. 165. Dikkat edin diye söylüyorum. İhlası kıran ikinci mani, hubbucah, şimdi nefis, nefsin şeyi, hubbucah'tan gelen şöhretperestlik şaikası ile ve şan-ı şeref perdesi altında teveccüh-i âmiyi kazanmak, nazari dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefse emmareye bir makam vermektir ki, makam veriyorsun ya, hitap ediyor. En mühim bir marazi ruhi olduğu gibi. İrfan neymiş? Maraz-ı ruhi. En mühim ama. Hubbucah. Evet. Hubbucah. Maraz-ı ruhi şeyi de söylüyor. İfrat-ı şefkat için söylüyor. Kastamonu 77. Yani merhamet ilahiyeden ileri merhamet etmek maraz-ı ruhidir diyor. Burada ise en mühim maraz-ı ruhi. Yani Allah'ın şefkatinden ileri şefkat yapıp Allah'ın kainattaki icraatını tenkit ediyor ya. Ondan daha rezil bu. Ona maraz-ı ruhi diyor. Buna en mühim maraz-ı ruhi diyor. Bak. Hubbucah'tan gelen şöhretperestlik sayıkasıyla ve şan-ı şeref perdesi altında teveccüh-i âmiyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmek, bütün gözler üzerimdeydi. Enaniyet okşamak ve nefs-i emmariye bir makam vermektir ki en mühim. Bir maraz-ı ruh olduğu gibi şirk-i hafi tabir edilen riyakarlığa, hotfuruşluğa kapı açar, ihlassız edilir. Yani nefsin yapısından okuyorum arkadaşlar böyle de. Fahre meftunmuş, şöhrete muptelaymış, mete düşkünmüş, hot binlikte, ben merkezli düşünmekte, bir hemtadır, bir de sersemdir. Ve ondan sonra biraz önce ne dedik? Teveccüh nası istemek, hubuca istemek. Biraz önce neydi? Biraz okuduğumuz önce neydi? O hatırladınız mı? Riyakarlık mı? Riyakarlık, şanlı şöhret. 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 Şanlı şeref arzusuyla, teveccüh nası. Yani onun alameti neydi diye bir de bu denek tekrar edeyim. Üçüncü kez olsun. Şöhret olmaz mı? Olur. Hizmet olmaz mı? Olur. Şimdi bakarız. Hakikaten bu insanı aktif eden, hizmete aktif eden hamiyeti, bu hamiyeti var ya, hizmet ediyor. Hakikaten koşturuyor. Binlerce insanlara varmış. Allah razı olsun. Bunun din olduğuna, nefis perest olduğuna. Nefis perest mi, din mi? Nasıl anlarız demiştik? Ne demiştik? Hatırladın mı Yusuf? Sadaka sahibi yaptığı işi Allah'ın emrettiği tarzı yapmadı. Onu aşıyor. Kendince bir şey koyuyor mu, koymuyor. Yani dine uyuyorsa o hareketi tahrik eden suizan etmeyin. Dindir, hamiyettir. Dindir, hamiyettir. Suizan etme haramdır. Çünkü elinde belge yok. O zaman yoksa menfisi esas alınmaz, müsbeti alınır. Yani dine dikkat ediyor, haram helala dikkat ediyorsa, onu oraya sevk eden iş dindir. Eğer yaptığı iş din dahi olsa ama yaptığı şekil haramla karışıksa, onu tahrik eden nefis perest, şöhret perestliktir. Din değildir. Şeriat zahire bakar düsturuyla. Evet, din değildir o. Kişi o zaman maraz-ı ruhidir. Maraz-ı ruhi. En mühim. Ruh hastalığı.
Ruh hastası yani. Hasta. Ne hastası? Şöhretperestlik hastası. Bak diyor ki, teveccühü ameyi kazanmak hastası. Nazari dikkati kendine çekmek hastası. Enaniyet hastası. Ondan sonra fahre, şöhrete, methe, hodbinlikte düşkün bir insan. Abi marazuruhi şey, şöyle bir şey olabilir mi? Mesela normalde insan ruhu daima Cenab-ı Hak her an böyle muhtaç yani. Sanki nazarını oradan çekiyor da başka bir yerden böyle melek bekliyor gibi. Evet. O maraz değil mi? Tabii abi? Yani Allah'ın meleklerinin aynı maraz yani. Şu mesela şu anda bizi tahrik eden şöhret diyemez. Olabilir. Ama suizan senin vazifen değil. Çünkü sana suizan yaptıracak bir sebebim yok şu anda. Hasan abi şöhret için yapıyor dersen suizandır. Niçin? Suizanla hüsnüzan arasındaki ayırt eden alamet şeriattır. Şeriattır. Diğerleri zandır. Niyet okuyuculuğu yapmayacak. Tabii. Niyet okuyuculuk oluyor. Eğer ben hizmet ederken hizmetin şeklini hizmetin tanımladığı gibi yaparsam, dine din derken dine muhalefet etmiyorsa dindir. Bu dindir. Eğer hala bu din olduğu halde sen suizan ediyorsan sen cehennemine girmişsin demektir. Suizan insanı cehennemine sokar. Bu nedir biliyor musun? Niyetin iki yapısı var, iki ayağı. Birisi maye, birisi iksir. İksiri cehenneme atan suizandır. Değil mi? Suizandır. Suizan küçük bir dünyadaki cehennem. Bütün psikolojilerini bozan sebeplerden bir tanesi. Bak şimdi, diğerini söylüyorum Yusuf'um. Dini iddia ederek dine uymuyorsa, ortama yani konuşmam dine uymuyorsa, ama dini iddia ediyorum, konuşmam din. Ama din derken dinin yasakladığı bir ortamda ise, kadın erkek karışıksa, beni tahrik eden sebep din değildir. Şöyle gözüküyor, bunu benden ders alın. Çünkü ben sizden biraz yaşlıyım ve bu işin içindeyim. Yani siz daha gençsiniz. Öyle bir ortamlara girmediniz. Ruş tabi böyle derdi, ben anlamazdım. Şimdi kadın erkek karışık olduğu zaman bize şöyle geliyor. Yaşlısın. Ya bu insanlar bekliyor. Şeytan sağdan geliyor. Tabii bu insanlar bekliyor. Ya bunların Kuvve-i Kudsesini mi kıracaksın? Ya bunlar hakikaten o doğru. Bunun dediği doğru. Bunlar bilmiyor. Hakikaten üniversitede kız çocukları gelmiş. Odada ötekti. Ya da hep senin kızın yaşında. Yani ben şey evli olsam inan vallahi babalarından yaşlıyım. Bir de oradan gelecek. Mesela bak dün mü pazartesi düğüne konuşmacıydım. O zatın o evlenen kızın babasının nikahını ben kıydım. Ve kızının düğününde konuşmacıydı. Ben de üçüncü kız. Babalarından da yaşlıyım. Öyle diyor şeytan, tamam. Ondan sonra diyor ki hakikaten dinden hiç haberleri yok abi. Ya tamam da kapa aç. Öteki tarafta olsun konuş. Niye buraya alayım? Öyle yaptı mı sünnet oluyor değil mi abi? Sünnet oluyor, haramlık selamı. Tabii sünnettir. Evet. Tabii. Din yani. Haramlık, selamlık. Yani din. Mesela ben dahi yapsam. Mesela size söylüyorum Mehmet. Dershanede kalıyorsunuz. Ha sen de. Esas sana söylüyorum. Sen bunlar duyar da sen az duyarsın. Sakalı gelmemiş, bulu çağına ermemiş çocuklar var. Bunlara şabur emret deniliyor. Sakalı büyükleri çıkmamış. Bulu çağına ermemiş, sakalları çıkmamış. Bıçağını ermemiş ama bazı doğu çocukları biraz şey gözüküyor. Saat sakal karışmış. O değil. Bıçağını ermemiş, sakalları çıkmamış. Kişiyle kapı kapalı olarak bir odada Kur'an öğretiyorum sakın deme haramdır. Kız çocuğundan daha tehlikelidir.
Abi nasıl oluyor? Anlamazsın sen de ben. Din demiş mi? Demiş. Şabr emret. Diye böyle bir dersimiz var Furkan galiba değil mi? Ya ders içeriğinde var da ders isim olarak... Ha tamam ismi ha deli için. Şabr emret yani erkek erkek. O erkek daha erkek çocuktur. Allah ona mesuliyet yüklememiş. Kız çocuklarından daha tehlikelidir diyor. Kız çocukları belli olur, erkek çocukları belli olmaz. Gördüğü zararı. Ta bunlar hep söylüyor. Hunsa diyor, Hunsa'yı müşkil diyor. Duymadınız değil mi bunları? Hunsa. Yani ben size yaşlı olarak, abiniz olarak oraları okuduğum için söylüyorum. Siz de dershane ehlisiniz. Öğretiyorsunuz mesela, sen de gidiyorsun. Sakalı çıkmamış, bulu çağına gelmemiş. İki sıfat. Ama bulu çağına gelmemiş ama doğu çocuğu siyah. Yani büyümüş yani. O değil. Kapı kapalı olarak, yalnız bir odada kalmayacaksınız. Haramdır. Şabremle. Nereden çıktı diyecekler. Diğeri şimdi kapı açık olsun. Orada soruları nakletsin. Ondan sonra kağıt. Bazıları çok zaruret hale gelmiş. Kağıda dökemiyor mesela. Onun adına babaanneleri var falan. Onlar dile getirip söylüyor. Geliyor yaşlı 80 falan. Onlar geliyor yani mesela. Piri fani 80-90 yaşında ev sahibi. Yani öyle şey. Ha onların adına soruyor, söylüyor. Biz de konuşurken. Yani ben eylem olarak göstermeye çalışıyorum. Bunlar da gündelik hayatta bayağı sorun olmaya başlamış. Bu konferans salonlarında olan da mı yanlış peki? O, evet abi. O da yanlış. Yani kadın erkek karışıklığı. Yok, kadınlar sadece diyelim ki. Hayır. Siz bir konferans verseniz sizin konumunuzda birisi. Direkt karşı karşıya olmaması lazım. Yani yanında karı olma, kadın o benim hanım olması o şeyi kaldırmaz. Konferans salonunda yani fitbasını bulmaya çalışıyorum da kafam. Sünnet, Resul'a gidiyorum. 1000 kişilik bir salon. Ya benim de aklım o asr saadetten namaz kılınıyor da. Namaz kılınıyor ama erkek var be kardeşim önünde. Erkek var. Bir de suratına bakmıyorsun ki önüne bakıyorsun namazda. Bak kardeş. Namazda camide imamlık yapan insanım da biliyorsunuz. Yurt dışına gideceğim gene. İmamın arkasında ben öne bakıyorum. Tam vaaz ediyorum kürsüde. Ama yarısı erkek. Veya alt kat erkek, üst kat kadın. Üst kat ama bir de perde var. Tamam. Din şöyle demiş. Perde dememiş. Yani perdeyi biz çok güzel yaptık. Erkekleri doldurdum. Namaz dizilişi. Sonra çocukları koyuyorsun. Sonra 3 saf ara veriyorsun. Kadınlar geçiyor. Ha, o erkeklerin içinde iken o safta yapılmışsa bunu verebilir. Bunu kimse yasaklayamaz. Bu zaten fıkıhtaki, içtihattaki var. Ama tamamen cami kadın, erkek orada oturuyor. Olmaz. Ne yapması lazım? Ya yapmıyor muyuz? Evet, ne yapıyorsun? Şimdi o bunu doldurdular. Bu Almanya'da şeyler var yani. Seyyar şeyleri getiriyor, diziyor. Paravan. He, paravan ne diyorlar? Mihrapta oturuyor. Masada, rahle. Rahle koyuyor. Kapatmış. Tamam. Kapatmış. Ondan sonra o beldenin yaşlı pirifali, alim hocası varsa yanımda oturtuyor. Bazı işte cam özel soruları olacaksa o yaşlı erkekleri almıyorum. Paravan var. Tamam. Paravanda direkt benle belki yer yer çıkıp da soruları getiren seks pirifani olmuş var ya. Böyle olmuş, onlar aracılık yapıyor ve onlar adına soruyor camide. Hani ama her daim muvaffak olamıyorsak da bu kadar şeye, doğrusu da budur. Ama camide hem erkekler var. Seni nefis aldatamaz. Çünkü önünde onun kocası, abisi, babaları var da oturuyor. Koca cemaat vesaire. Yani bu camideki tatbikat budur. Ama tek başına hiçbir perde de yok. Direkt kadınlara bir adam oturmuş. Yanında hanımı da yoksa
bu haramı helal etmez. Ama zannetmiyorum ki bu helaldir diye yapmıyor. Aldanmış. Yani itham etmiyorum bu kasten yaptığını zannetmiyorum. Ve kasten de inanmam. Kasten yaptığını inanmam. Çünkü o dini vaaz eden kişi onu kasten yapmaz. Öyle bir ahlaksız olsa zaten sokakta daha imkanları olan günah yerleri var. Bunun öyle bir niyeti yok da cehaleten düşüyoruz. Art niyeti yokken hata yapıyoruz. Onlara yani buraya tedbir alması lazım. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha'tan nasip vardır.